Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yine bir kolemiz var ama bu sefer balık değil. Mikro kurt geldi. Sağ olsun Mehmet Emir Özekici arkadaşımız. Abi dedi bir göndereyim, dene dedi. Ben de hep duyarım bu mikro kurtu. Yani herkes açıkçası övüyor. Övmesinin sebebi de hani arkadaş da söylüyor zaten. Artemia'ya en besin değeri yakın ve zahmetsiz canlı yem diyor. Geçenlerde biliyorsunuz Superis'in de videosunu çektim. Şimdi bunun hakkında çok fazla tecrübem yok. Arkadaştan aldığım bilgileri sizlere aktaracağım. Ama benim de duyduklarım genelde aynı şeyler zaten. Artık ilerleyen günlerde kendim de test edip tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Güzelce de paketlemiş. Balık olmamasına rağmen sonuçta içinde bir canlı var. Mehmet Emir de güzelce paketlemiş kolyeyi. Kargo ile geldi. Sıkıntı yok zaten. Ne kadar sürede gelirse gelsin. Şimdi bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak. Açıkçası ben de bilmiyorum. İnternette izlediğim videoları bir kabın içinde oluyor. Oradan böyle kulak temizleme çubuğuyla falan şey yapılıyor. Toplanıyor. Veriliyor. Artık onları bir tekrar izleyip çözeceğiz işi. Bu paket içinde paket var. Büyük ihtimalle tahmin ettiğim saklama kabı da bu. Şimdi bir dakika tekrar kapatalım. Bunun üzerine koyalım. Rahatça açalım. Şimdi öğrendiğim kadarıyla bunların beslenme şekli çok önemliymiş. Yani her yerde mikro kurt varmış açıkçası. Ama dediğim gibi o mikro kurdun besi yatağı diyorlar sanırım. O çok önemli bir noktaymış. Arkadaşım da Mehmet Emir'in de söylediği, abi bizdekiler çok besleyici, yani kaliteli bir besin yatağıyla besleniyor. Bazı arkadaşlar aldıkları mikro kurtların ölü gelmesi, besin değerinin çok düşük olmasından şikayetçi oluyor. Bizde böyle bir konu hiçbir zaman söz konusu değil. Çünkü %100 Sprina ile besliyorlarmış anladığım kadarıyla. Yanlış anlamış olabilirim. Zaten şimdi ben arkadaşın iletişim linklerini videonun altına paylaşacağım. Evet. Bir şeyler çıktı ortaya. Bayağı alet edevat da gönderilmiş ya. Arkadaş. Ya, şunu dursun burada ya. Gene iyi oluyor. Şimdi bu bildiğimiz bir saklama kabı. Bunda sıkıntı yok. Besi yeri diyor bak. Üzerinde yazıyor. Görüyorsunuz besi yeri diyor. Oo bayağı açıklamalı mı açıklamalı. Mikro kurdun kendisi bu mu acaba? Aynen kültür diyor bak. Bir dakika iş şimdi değişti. Sanırım bu da toplama fırçası. Sulu boya fırçası. Bununla alacağız. Kırılmış ama çok sorun değil. Hem yapıştırabiliriz hem de aynısını ben de temin edebilirim kırtasiyeden. Şimdi bir dakika bayağı bir şey var ya burada. Besi yeri. Büyük ihtimalle işin detayı burada. Ben bu besi yerini bu kabın içine yayacağım. Kültürü de içine dökeceğim. Şimdi oradan hem okuyarak, evet Sprina olduğu doğru çünkü yemyeşil bir şey çıktı. Sprina yemyeşil oluyor. Güzel de kokuyor bu arada ya. Çünkü ben hatırladığım kadarıyla bebe bisküvili falan oluyor bu işler. Bir hafiften bebe bisküvisi kokusu da geliyor. Uyduruyor da olabilirim. Biraz cıvık bir şey sanırım bu. Şöyle bir açalım. Evet. Bildiğiniz bir mama gibi bir şey. Şöyle tel zımbayla buralar tutturulmuş. Yapacak bir şey yok. Yırtarak falan açacağız bunu artık. Ne yapabiliriz?
Böyle ucundan göstereyim bari size. Çok şey yapmayayım. Bak şuraya odaklamaya çalışayım. Evet. İçinde böyle bir şey var. Dediğim gibi bu besi yatağı diyor. Kokusundan da anlaşılıyor. Kültür bundan beslenecek. Bunu kapatalım. Kokusu da var çünkü. Bunu bu hobiyanın içine tutabilir miyim? Dışarıdan mı tutmam gerekiyor? Arkadaşa soracağım. Şimdi hop, bir dakika düşme. Kültür dediğine göre kültürün kendisi burada. Mikrokurt. Bunlar herhalde. Sulu sulu bir şey ama. Şimdi ben arkadaşlar edindiğim bilgileri daha hafiften sizlerle paylaşayım. Şurada ekranda da bunlar dursun, kültür ve besi yatağı. Şimdi arkadaş dediğine göre maliyetsiz ve zahmetsiz diyor. Evet, çok ekonomik fiyatları. Hatta fiyatları da şöyle bahsedeyim. Küçük boy 30 TL, orta boy 60 TL, büyük boy 90 TL. Ekstra büyük 150 TL şeklinde fiyatları varmış arkadaşım. Yani düşünün, küçük bir şey alsanız 30 TL. Hadi orta boy bir şey alsanız 60 TL. Şimdi Artemia ile kıyaslayınca evet çok ekonomik ve zahmetsiz oluyor. Artemia'da sürekli yumurtasını almanız lazım ve kilosu 1000 liraya yaklaştı. Şimdi Artemia kötülüyor gibi de olmayayım da açıkçası Artemia benim için daha kullanışlı. Fakat bunu bakacağım nasıl kullan, yani hiç denemedim. Bunun hasadı kolay mı olur, zor mu olur? Hasat nasıl yapılıyormuş? Bir onu da hemen şuradan bir okuyayım. Kısa bir şeydi bu zaten. Setin içinden çıkan kulak çubuğu ile evet benim hatırladığım doğruymuş, kulak çubuğu ama arkadaş sanırım sulu boya fırçası göndermiş. Aynı işi görür. Kenarlara tırmanan kurtları çubuğun besi yerine değdirmeden, evet şu besiye de zarar vermemek gerekiyormuş. Yukarı tırmanan sadece kurtları sıyırın ve akvaryuma daldırıp hafifçe sallayın. Evet, basit gibi görünüyor ama 113 tane akvaryum için bu biraz sıkıntılı olabilir. Ama özellikle atıyorum melek yavrularını falan kullanabiliriz. Dediğim gibi bunların artık tecrübelerini size ilerleyen günlerde paylaşacağım. İşte proteini Artemia'ya en yakın canlı yem diyor. Balıkları hızlı ve hızlı büyütme ve sağlıklı büyütmek için birebirdir diyor. Artemia'ya aynı. İşte sıfır maliyet diyor. Dediğim gibi 30 lira, 60 lira, 90 liraya verdikten sonra bir daha herhangi bir maliyetiniz yok. Ama şu besi yerine tekrar almanız gerekiyor mu veya kendiniz mi yapmanız gerekiyor onu bilmiyorum şu anda. Şimdi bunun güzel bir yanı da o ilgimi çekti. Şimdi mesela Artemia'lar ölüyor. Artemia çıktığı anda vermen lazım ki besin değeri en yüksek olsun. Bunu Supresimi Artemia'mı videosunda açıkladım zaten. Bunda öyle bir şey yok. Bunu atın akvaryuma. Balıklarınız oldu ki yemedi, doydu. 2 gün boyunca bu mikrokurt canlı kalıyormuş akvaryumda ve suyu bozmuyor ve 2 gün içinde zaten balıklarınız yer bunu. Kullanımı ve üretimi kolay olmasının yanında besin değeri de çok yüksek diyor. Zaten dediğimiz gibi Artemia'ya en yakın olduğu için besin değeri yüksektir. Deri ve mukozasını hayvanın, zaten Artemia'da aynı şey vardı. İşte balığınızı canlı ve parlak renkte yapması ve mukozasını sağlıklı bir şekilde koruması anlamına geliyor. Dediğimiz gibi bir kere almanız ömür boyu kullanmanız anlamına geliyor. Ve arkadaşım belirttiği gibi ben internette çok görüyorum açıkçası bunu satanları. Arkadaş bunu çok iyi özellikle basa basa belirtiyor. Abi satan çok var diyor. Daha uygun da satan var diyor. Fakat ölü kültür gelebilir diyor. Besin değeri düşük olabilir diyor. Profesyonel bir yerden alması ileri dönük vadede çok çok daha faydalı diyor. Bakalım. Dediğim gibi şu anda merak ettim. Bir arkadaşı da arayıp soracağım. Bunu bunun içine dökeceğim, bunu bunun içine dökeceğim diye. Ve bu hobihanede mi kalması gerekiyor, dışarıda mı kalması gerekiyor? Onların hepsini öğreneceğim. Gerek olursa da arkadaşa arayacağım. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Ekstradan bu mikro kurtu size de göstermiş oldum. Ben de sizinle birlikte görmüş oldum. İlerleyen günlerde zaten tecrübelerimi paylaşacağım. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi gönderen arkadaşa ulaşmak için Mehmet Emir Öz Ekici'ye iletişim bilgileri de telefonunu falan zaten videonun altına yazacağım kendisi.
mikrokurt ihtiyacınız varsa arkadaşla iletişime geçebilirsiniz. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.